Herkese merhabalar. 5. sınıf matematik 1. dönem 2. yazı hazır mısın Tonguç Alem Yazı? Hazır değilim hocam. Nasıl hazır olayım? Hazır olsam burada ne işim var? İşte gerçekten de o yüzden buradasın ve süper bir şekilde seninle hazırlanacağız. Bak Tonguç'um, MEB'in kazanımlarına uygun, okulda gördüğünüz sıraya uygun, okulda hocanızın gösterdiği, öğretmeninizin gösterdiği konuları içeren süper bir yazı hazırladım sana. Ama öncesinde sana çok güzel bir sürprizim var. Bu sefer yazıdan önce sana ufak bir harita gibi bir şey yaptım. Akıl haritamız vardı ya bizim. Aynı onun gibi benzeri yazılı konularına özel olarak hazırlanmış bilmemiz gerekenlerin içerdiğimiz yazılı tekrar hazırladım sana Tonguç'um. Hemen sana tekrar ederim. Kesirler biliyorsun ilk konumuz, ikinci konumuz doğal sayılar. Kesirler ve doğal sayılardan çıkacak sınavda. Yani iki konudan bekliyoruz soruları. Hemen seninle ufak bir şekilde tekrar edersek. Bir kere kesirleri biz basit, bileşik ve tam sayılı olarak üçe ayırıyorduk Tonguç'um. Basit kesirler payı paydasından küçük olanlar. Bileşikler payı paydasından büyük olanlar. Tam sayılarda böyle başında bir sayı yazanlara tam sayı kesiriyor. Bunu hatırlıyor musun Tonguç Evren? Evet hocam. Bravo diyorum sana. Sıralama dediğimiz şeye bakarsak Tonguç Evren benim. Sıralama dediğimiz şeyde de işte kesirlerde paydalar eşitse payı büyük olan daha büyük oluyordu. Paydalar eşitse de payı büyük, paydası büyük olan daha küçük oluyordu. Ters bir ilişki vardı. Bu da çok ters bir ilişkiydi. Bunu hatırlamamız gerekiyor Tonguç'um. Bu da çok, hep kafamı karıştıracağım. Aynen. Burada alt taraf büyükse daha küçük oluyor. Kesir unutma Tonguç'um. Çünkü ne kadar daha fazla bölündüğünü gösteriyoruz. Ne kadar daha fazla bölünürsek o kadar küçük olur. Sayı doğrusuna bakarsak Tonguç'um. Sayı doğrusunda mesela 0 ile 1 arasını kaç parçaya bölmüşüz? Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 parçaya bölmüşüz. Biz 1 ikinci parçasını arıyorsak 2 bölü 5... Dördüncü parçasını arıyorsak 1, 2, 3, dördüncü parçası 4. Yukarıda 4 var, aşağıda 5 var. Görüyor musun Tonguç'um? 4 bölü 5 diyoruz ve bu şekilde rahat bir gösterimi vardı. Sayı doğrusunda göstermenin de diyoruz. Geldik Tonguç'um. Tabi 0 ile 1 arasında sadece basit kesirler vardı. İlerisinde de 1'den yukarıda tam sayılı kesirler, bileşik kesirler geliyordu. Bunu unutmayalım. Denk kesire bakarsak Tonguç'um 2 bölü 3 eşittir aslında 4 bölü 6. Neden Tonguç'um? Bunları genişlettik. Ne yaptık? 2 ile genişlettiğimiz zaman bu 2 kere 2 4, 2 kere 3 6, 4 bölü 6 oldu. Veya Tonguç'um bunu 3 ile genişletseydik 3 kere 2 6, 3 kere 3 9, 6 bölü 9 oldu. Yani istediğimiz kadar genişletip hatta ve hatta bunları sadeleştirip 3'e bölüp ikisini de 2 bölü 3 yani sadeleştirebiliyoruz demiştik. Toplama ve çıkarmada bakarsak Tonguç'um paydalarını eşitlememiz gerekiyor. Paydalara eşitse paylar toplanır, payda aynen kalır. Eğer paylar eşit değilse çıkarma veya toplama çıkarma fark etmez. Paydalar ilk başta eşitlenir. Bak 3 bölü 6 oldu bu. 3 bölü 6'dan 1 bölü 6 çıktı. Paylar birbirinden çıkartılır, payda aynen kalır. Bunlar sınavda gelir mi hocam? Bunlar zaten sınavda gelecekleri senin için yazdım Tonguç'um. Ve ikinci yazı konu doğal sayılarda çok önemli bir konu. Ne öğrenmiştik zaten bir senenin başında biz? Bunlardan az gelir ama milyonlardan falan çok fazla gelmez soru. Ama yine de biz tekrar edelim. Milyonlara ne demiştik Tonguç'um? Mesela 26, 302, 100 diye bir sayı yazdı. Ya kardeşim bu birler bölüyor, bu binler bölüyor. Burası da artık milyonlar bölüğüne giriyoruz. Üçüncü bölümümüzde öğrenmiş olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Milyonlar bölüğünde de işte burada 26 var. O zaman 26 milyon, 302 bin, 100 diye okuyacaktık bunu. Okunuşunu da bilmemiz gerekiyordu Tonguç'um. Ve aynı zamanda işte bunların her birisinin çözümlenmesini, bu binler basamağında, bu on binler, bu yüz binler basamağında için 2 çarpı bin, 3 çarpı 100 bin tarzında çözümlemeleri de yapacaktık. Örüntü vardı hatırlıyorsan. Örüntü yaptınız. Anında görüntü. Aynen, mesela bu örüntünün kuralına bakarsak 5 ile başlıyor ve 3'e 3'er artıyor. Bak 3 artıyor, 3 artıyor, 3 artıyor, hep 3 artıyor. Dolayısıyla 5 ile başlayıp 3'e 3'er artan örüntü diyoruz. Örüntünün kurallarını da bilmemiz gerekiyor. Azalan örüntü de olabilir, onu da unutmayalım. Doğal sayılarda başka bilmemiz gereken şey, çok önemli bir kuralımız daha vardı. O da üpçt. Üpçtü. Aynen. Üpçtü kuralı neydi Tonguç'um? Eskiden püçttü ama bunu değiştirdi Milletin Bakanı. Dedi ki artık ben bu kuralı üstü sayıları en başa, en kral onlardır dedi. Milletin matematiğe müdahale edebilir mi hocam? Milletin matematiğe müdahale edebiliyor. Gerçekten de çok. Evren Milletin Bakanlığı tabii ki müdahale edebilir. Dolayısıyla. Ama matematik evrensel bir şey değil ya mi hocam? Ya burada çok mantıklı olan bir şey var. Püçte olsa, üpçte olsa aslında aynı şey. Neden biliyor musun? Parantez üstedir. Yer değişimimiz hiçbir anlam ifade etmiyor. O yüzden sen istediğin gibi, yani ikisinde de doğru ulaştın. Önemli olan herkesin karıştırdığı nokta şu. Şu çarpma toplamanın sırası, bir de parantezli üstü her şeyden önce gelir. Onlar zaten ayrı bir grup. Bunu üpç diye de püç diye de hiçbir şey fark etmez. Üstü sayılar yapıyoruz ilk başta. Sonra parantez, sonra çarpma bölme, sonra toplama çıkarma. En son toplama çıkarma. Unutma Tonguç'um, çarpma bölme daha öncelikli diyoruz. Bir de bir sayının karesi ve kübü var Tonguç'um. Bir sayının karesini bulurken ne yapıyorduk? Birin karesi bir kere bir de aslında. Kendisiyle bir kere, yani kendisiyle bir kere daha çarpıyoruz. Birin kübü ise bir kere bir kere birdir Tonguç'um. Birin zaten her kuvveti bir diyoruz. 2'nin karesi
kendisiyle bir kere çarpıyoruz. 2'nin kübü dediğimiz şey ise kendisiyle 3 kere 2 kere çarpıyoruz da dolayısıyla 8 çıkıyor diyoruz. Evet, şimdi gelelim sorularımıza seninle beraber. Gelelim çok güzel yazılı yere. Evet, yazılı soruları çözeceğiz. Örüntülerden çözeceğiz, doğal sayılardan çözeceğiz, toplama çıkarma çarpmadan çözeceğiz. Sonuç bile evladım. Hocam aynı zamanda yazılım olacak normal. Aynı zamanda çözümlemeyi yapacağız. Ondan sonra kesirleri çözeceğiz falan filan. Hemen seninle beraber hızlı bir giriş yapalım. Bir kere bilmemiz gereken ilk şeylerden bir tanesi şu. Aşağıda verilen örüntülerde soru işareti yerine gelmesi gereken sayıları yazılı demiş. Tamam, çok basit. Örüntüleri keşfedelim hemen. Bak 7 idi, 15 olmuş. Sonra 23 olmuş. Sonra 31 olmuş. Ya bu adam artmış. Bir kere artarak ilerleyen bir örüntüye sahibiz değil mi Tonguç Evren Bey? Bunda hemfikir miyiz? Evet hocam. Süpersin. O zaman bu kaçar kaçar artıyor bakalım mı Tonguç Evren Bey? Bak bu artı 8 olmuş. Bu artı 8 olmuş. Ya hep 8 artıyor. 8 olmuş. 8 artacak. Demek ki bundan sonra gelen şey aslında 8 artsak 39 olacak. O zaman ne diyoruz evladım? 8'er 8'er artan bir örüntü. Ama kaçtan başlıyor Tonguç'um? 7 ile başlayıp. 7 ile başlayıp 8'er artan bir örüntü diyoruz. O zaman bu da kuralıdır diyoruz. Geldik diğer sorumuza. 50, 46, 42. Ya bu kardeşim azalıyor. Belli. Kaça kaça artıyor? Azalıyor bakalım. Bu 4 azalmış. Bak 4 azalmış. Ondan sonra bir daha 4 azalacak demek ki. O zaman 42'den 4 çıkarsa kaç olur? Tonguç Eren'in 38. O zaman bu 38'miş. Bak bir daha 4 azalacak. 34 oldu. Bir daha 4 azalacak. O zaman 30 oldu. Ha, kuralına bakarsak Tonguç Eren benim. 50 ile başlayıp 4'er bir tane yazsak da olur fark etmez. 4'er azalan örüntüdür diyoruz ve mükemmel bir şekilde örüntü anında görüntü çözmüş olduk. Geldik Tonguç'um doğal sayı sorumuza. Olduğuna göre A, B, C sayılarını bulunuz demiş. Hocam bak, harfler var doğal sayı. Doğal sayı toplamada biz bilmemiz gereken şey. Bunlar toplanandı, bu da toplandı. Bizim bilmemiz gereken şey şu. Ya kardeşim bu bunun toplamı tabii birler basamağı aynı hizaya gelecek şey. Sonuçta birler basamağını verecek. E kardeşim 5 ile 9'un toplamı zaten 14 eder. Ne alakası var bir de A ile topluyoruz 4 çıkacak. Çünkü burada bunları topladığımız zaman sonuçta bir elde var biri diğer işlemi aktarıyorduk. 5, 9, 14 eder. Demek ki son basamağı zaten 4 zaten bunun. Bir daha bir şey eklememize gerek yok. Elde var 1 diyeceğiz. A ya da 0 diyeceğiz. 0, 5, 9, 14 eder. Elde var 1. Buraya geldi. Buraya yazdık. 1, 9, 1. Toplamda kaç eder Tonguç Evren'in? 1, 9, 1. 11 eder. Bir de B daha eklenirsek Tonguç Evren'in benim. Bak bunun sonucunun 4 çıktığına göre buradan da elde var 1 gelmişti ya. Daha doğrusu 1, 9, 1 zaten 12 ediyor. Bak, pardon 11 ediyor. 11 ile de B'yi topladığımız zaman 14 etmesi gerekiyormuş ki sonu 4 olsun. Demek ki B dediğimiz sayının da 3 olması gerekiyor diyeceğiz. Bak A'yı bulduk bile. A 0'dı. B'yi bulduk 3. Neden bak? 1, 3, pardon 1, 9, 10 eder. 3, 13 eder. 4, 1 daha 14 eder. 4'ü buraya yazdım. Elde var 1'i de buraya yapıştırdım. Şimdi toplayalım Tonguç'um. 1 artı 0, 1, 6 daha 7. Sonrasında C sonucu kaç çıkmış? 4 çıkmış. Ama burası 4 çıkamaz. Çünkü 6 ile ne toplanırsa 4, 14 olacak demek ki o da. Yine aynı şekilde 14 geliyor. Elde var 1'i de bu tarafa atacağız. Demek ki bundan 4 olması için 1, 6, 7 der. Bir de burada bir şey daha gelecek ki 14 olacak sonuç. O zaman C de 7'dir deriz. Çünkü 7 artı 7, 14 eder diyoruz Tonguç öğrenmem. Geldik sonra bak. Gerçekten tutuyorum bakalım. Buradan elde var 1 gelmişti. 1 artı 7, 8. 6 daha 14 eder. Evet buraya 4'ü yazdım. Yine elde var 1. 1 artı 1 de 2 eder. Bak görüyorsun hep 14'lü 14'lü gitmiş. Sonuçta da A'nın, B'nin, C'nin kaç olduğunu biz keşfetmiş olduk. Teker teker rakamları deneyerekten, bularaktan diyoruz. Geldik birazcık daha Kazık Aziz çarpma sorusuna. Hocam sınavda bu kadar zor sorulur mu sizce? Yani genelde hocamız bizim zor sormamaya çalışıyor ama bazen de zor soruyor. Bazen de kolay sormaya çalışıyor ama kolaydan daha zor çıkıyor. Zor çıkabilir yani sınavda. Çeşitli sorular hocam. Ama sonuç olarak bizim yapmamız gereken güzel bir şekilde çalışıp sınavda başarılı olmak. Gel bakalım şimdi çarpmada diyorduk ki buna birinci çarpan, buna da ikinci çarpan diyorduk. Buna da çarpım diyorduk. Tonguç'um bir kere hatırlıyorsam bununla bunu çarpıyorduk, buraya yazıyorduk. Bununla bunu çarpıyorduk, buraya yazıyorduk. Ama dikkat et bak. İlk başta bununla bunu çarpıyorduk değil mi? Hani mesela 23 ile 45'i çarpacaksam ben 5 kere 3 15 elde var 1. 5 kere 2 10 1 de elde 11. O zaman buraya yazdım. Bak bununla bunu çarptım ve buraya yazdım.
Sonra diyorum ki şimdi artık buna geçtim kardeşim. 4 kere 3 12 elde var 1. 4 kere 2 8 1 de 9. Bak bunu da bulurken bununla bunu çarptım. Ha o zaman yapmam gereken şey şu. Ben 4 ile bu AB'yi çarptığım zaman bak 4 ile AB'yi çarptığım zaman aslında burayı bulmam gerekiyor. O zaman demek ki bak hiç böyle deneyerek meneyerek bulmamıza gerek yok. 148'i bak 4 ile bunu çarpıyorum bu çıkıyor. O zaman ben 148'i bir çarpım olduğu için 4'e bölersem bunu bulurum. E tam tersi işlem yapıyorum. Yani çarpmanın tersi işlemi bölme yapıyorum. 4'e bölersem 3 kere 4 12 elde var. 2 8 28 için 4 7 kere var. 7 kere 4 28 hop 0 0 çıktı. O zaman demek ki AB dediğimiz sayı 37'ymiş dedik. Hayda iş çok basit o zaman. Bak 37 ile bunu çarpacağım bu sefer bu çıkması gerekiyor Tomuş. Ne demiştik? Bununla bunu çarparsam bu alttaki satırı çıkardı. Dolayısıyla 37 ile neyi çarparsam 185 çıkar. O zaman aşırı basit 185'i 37'ye böleceğim. 185'i zaten 37'ye bölmesi için 5 ile çarpmamız gerekiyor. 7 kere 5 35 ya. 7 kere 5 35. Ondan sonra elde var 3 işte. 5 kere 3 15. 3 ile elde 18. 185. Bak çat diye çıktı. Demek ki C dediğimiz sayının da 5 olması gerekiyormuş. Bize ne soruyor Tomuş evladım benim? A artı B artı C. 3 of. Artı A 3 çıktı. B 7 çıktı. C'de 5 çıktı. 3 artı 7 artı 5'ten ne çıktı Tomuş evladım benim? 15 çıktı. Doğru cevabımız Tomuş. Bak 1998'i kullanmadık. Zaten bu ikisinin toplamı ben buradan görebiliyorum. Ne gerek var ki bunu vermesine? Ama vermiş. Top çarpma işlemini tam bir şey bize gösterebilmesi için diyoruz Tomuş evladım benim. Geldik. Hemen aşağıda çözümlenmiş halleri verilen sayıların karşılığını yazalım. Bu tarz soruları çok seviyorum hocam. Tonguç'um bak bunlarla alakalı zaten akıl haritalarımız vardı. Akıl haritalarımızda mutlaka çalış. Mesela işte doğal sayılarda işlemler var ya. Hani bak çarpma kısmı birinci çarpan, ikinci çarpan. Bunlara lütfen bakmayı ihmal etme Tonguç'um. Ondan sonra doğal sayılardan sonra kalanlı bölme, ondan sonra zihinden işlemler konularına çok iyi çalışman gerekiyor. Aynı zamanda doğal sayı problemi sonra kesirlere geçiyor zaten biliyorsun. Şuraya kadar yani akıl haritasında şuraya kadar çalışmış olman senin sınavda başarılı olmanı sağlayacak diye düşünüyorum Tomuç. Geldik. Halleri verilen sayıların karşılığını yazınız demiş. E hemen bakalım seninle beraber. Bir kere çözümlenmişse bu adamlar bir kere bak. Burada kaç sıfır var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya kardeşim birler, binler, milyonlar. 10 milyon. Bak 10 milyonla çarpılıyor. Ve 7'nin yanına o zaman 10 milyonlar basamağına getirmemiz gerekiyor. Bir kere biz şöyle bir sayı yazarsak bak. Birler bölüğü burasıydı. Binler bölüğü burasıydı. Sonra bir de milyonlar bölüğü değil mi Tonguç'um? Burasıydı. Şimdi birler, binler ve milyonlar. Ya kardeşim bir kere 10 milyonlar, bak 1 milyonlar, 10 milyonlar, 100 milyonlar diye gidiyordu. 10 milyonların içinde 7 varmış. O zaman buraya 7 yapıştırdım. Yüzlerin içinde yüzler, bak onlar, pardon, birler, onlar, yüzler. Yüzlerin içinde 6 varmış. Bu hiçbir şeyle çarpmıyor. Görünmez bir ile çarpılıyor. O zaman bu en son basamaktadır. Geriye kalan her şeyde 0 yapmam gerekiyor. Başa 0 koymamıza gerek yok. Burası 0, burası 0, burası 0, burası 0, burası 0. O zaman 70 milyon, bak nasıl okuruz bunu? Burası milyonlar mı? 70 milyon. Bunu hiçbir okumamıza gerek yok. 602 şeklinde okuyabiliriz. Bunu diyoruz. Geldik bu zımbırtıya. Bak burada da yine aynı şekilde hemen bölüklere ayıralım. Bak bir kere 1, 2, 3 birler bölüğü. 1, 2, 3 binler bölüğü. Tabi burada ayrı. 1, 2, 3 milyonlar bölüğü dedik. Ya burada milyonlarda bir sayı yok ki. Bununla hiç işim bile olmaz. O zaman hemen birler ve birlerden bakalım. İşim olmaz seninle. Bak 1, 2, 3, 4, 5. Ya bu adam 100 bin. Çünkü bak birler ve binler. Binlerde 100 var. 100 bin. O zaman bak burasıydı birler, onlar, yüzler. Binler, onlar, yüz binler. Yüz binlerin içinde ne varmış? 8 varmış. O zaman buraya 8'i yapıştırdım. Sonra birler, onlar, yüzler, binler. O pardon, 10 binler basamağında. Bu 10 binlerde 2 olacak. Binler, 10 binler, 100 binlerde. O zaman hemen buraya 2 gelmesi gerekiyor. 10 binlerde 2 olacakmış. Binlerde de 1 varmış. Hop yapıştırdım. Geriye kalanları da 0 yapıştırdım. Çat çat çat. İşte bitti. Bu kadar diyoruz. 821 bin diyoruz. Peki ben bunu ya bu kardeşim kafamı karıştırdı. Başka türlü yapabilir. Çok basit. Bununla bunu çarparsın.
800 bin eder. Bunu çarparsın 20 bin eder. Bunu çarparsın 1000 eder. Bunları topladığın zaman alt alta burası 0, 0, 0, 1, 2 ve 8. 821 bin. Buradan da bulabilirsin sonucu. Tonguç evladım benim. Geldik diğer sorumda. Oo, kesir sayılar. Kesirleri tam sayılı kese çevirin demiş. Tam sayılı kese çevirmek için çok basit bir yöntem. Bunlar bileşik kesirler. Basit yöntem şu. 8'i 3'e böleceğiz. 8'i al bakalım 3'e böl. 8'in içinde 3 kaç kere var? 2 kere var. 2 kere 3 6. Hop buradan çıktı. 2 kaldı. Sonra yapacağın şey aşırı basit. Bunu aynen yazıyorsun. 2. Bunu yukarıya, bunu aşağıya bak. Bu buraya geliyor. Bu buraya geliyor. Ve arasında da böyle çiziyor. 2 tam 2 bölü 3 oluyor. 7 bölü 5. Hemen yapalım. 7'yi 5'e bölüyoruz. 1 kere var. 5. Hop çıkardık. 2 kaldı. Çok basit o zaman. Bunu aynen yazıyoruz. Hop bunu aynen yazdık. 1. 1 tam. Bunu yukarıya 2. Bunu aşağıya 5. 1 tam 2 bölü 5 şeklinde okuyabiliriz. 5 bölü 2 hemen yapalım Tonguç'um. 5'i 2'ye böldük. 2 kere 2. 4. Çıkardık 1. O zaman hemen yazıyorum. 2 tam. Bunu buraya yazdım. Bunu yukarıya yazıyorum. 1 bölü. Bunu da aşağı yazıyorum. 2. Yani aşağıdaki zaten aynen kalıyor. Bak dikkat edin mi? 3. Burada yine 3. Burada 5. Burada 5. O zaman 19 bölü 3 hemen yapalım sen Tonguç'um. 19'u 3'e bölersem çat 6 kere 3 18 çat çat burası 1 kaldı. Sonuçta o zaman hemen yapalım. Bu 6'yı yerden yazdım. Bu yukarıya 1 bu da aşağıya 3 6 tam 1 bölü 3 şeklinde tam sayılı kese çevirmiş olduk. Bravo diyorum sana Tonguç Evren Bey'im. Geldik diğer sorumuza. Oo. Aşağıdaki modellemelerin evet gerçekten sorular sana karşılayınca ne yapacaksın Tonguç Evren Bey? Aynen. Ups. Ama böyle dememen gerek için dememek için ne yapıyorsun? Şimdi zaten beraber izliyoruz ve süper bir şekilde başarılı olacağız diyoruz. Aşağıdaki modeller kesin. Neden Türkler ooo derken İngilizler ups yeri ouch diyor. Çünkü İngilizler farklı bir bizim tık, gibi milletle. Bizim gibi şey. Biz mesela yuh falan diyoruz. Biz onları genellikle hayvanlar için konuşuyoruz. Tamam canım. Yani biz birazcık daha şey medeniyetiz. Hani hayvanlara, doğaya yakın bir medeniyetiz. Dolayısıyla onlar tabii öyle şeyler olmadığı için kapı gıcısı. Onlar arada yaşıyorlar. Hani, kapı gıcısı şey. Ups falan o ne ya öyle şey. Ama sonuçta oha ve çüş gibi kavramı zaten hayvanlar ve öküzler için kullanılır. Efendim hocam? Hayır öküzler için demek istiyorum. Ha pardon. Öküzler için kullanılır. Yani oha dediğin zaman yani bir öküze. Ama olağanüstü harika demek değil mi hocam? Evet olağanüstü harika. Oha'nın açılımı çok güzel. Doğru. Olağanüstü harika anlamlı demek aslında bu. Ama tabii hayvanlar için de kullanılıyor. Modellemenin kesir karşılıklarını altına yazıp bulduğunuz kesirleri toplayınız demiş. Hemen bir kere kaç tane bölme var bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bölme var. O zaman paydası 8 olacak. 8 parça bölündüğü için 8 olacak. Kaç parçası boyanmış? 1, 2, 3 parçası. O zaman 3 parça almış. Yani 8 parçadan 3'ü de almış. 3'ü sarıda. Bitti bu kadar. Hemen buna bakalım. Burada kaç tane toplam parça var? 1, 2, 3, 4 parça var. Kaç tanesini almış? 2 tanesini almış. 2 bölü 4. Sonra demiş ki bulduğunuz kesirleri toplayın demiş kardeşim. 3 bölü 8 de 2 bölü 4'ü toplamak bir maharet ister Tonguç evladım. Nasıl toplayacağız? Paydalarını eşitleyerek. Çünkü kesirler toplanırken payda eşitlemeden toplanamaz. Paydaları eşit olsa toplanabilirler. O zaman 3 bölü 8'e hiç dokunmam bile. Artı bunu eşitlediğim zaman 2 kere 2 4 2 kere 4 8. Bak paydalar eşitlendi mi Tonguç? Oh be. Şimdi 3 artı 4 kaç eder? Bayağı zor bir soru senin için gerçekten. Bilmiyorum. Bravo tebrik güzel ediyorum seni. Zor soruları da yaparız. 8 artı 8 kaç eder Tonguç Evren? 16. İşte patlarsın. Paydalar aynı kalır kesirler toplamında. 7 bölü 8'dir cevabımız. Yani veya 8'de 7'de diye okuyabilirsin. Bravo diyorum sana. Tebrik ediyorum seni. Geçtik diğer sorumuza. Aşağıda verilen boşluklara küçüktür, büyüktür veya eşittir sembollerini uygulamaları yerleştiriniz demiş. Hemen bakalım Tonguç'um. 7 bölü 8, 5 bölü 8 hangisi daha büyüktür? Allah aşkına şöyle düşün Tonguç. 8 parça bir pastayı 8 parçaya bölmüşler. Tamam. Sen 7 tanesini almıştın. Of. Bunu gördüğün zaman hemen bunu düşün. Bir parçayı 8 parçaya bölmüşler. 5'ini almış. Süper. Ben hangisi boymam, daha fazla? Hangisi daha fazla? Soldaki. Tabii sol. O zaman 7 bölü 8 büyüktür. Bak sanki B işareti benziyor. Görüyor musun? Bak böyle bir indirince sanki B harfi gibi oldu. Büyüktür 5 bölü 8. Süpersin Tonguç'um. Geldik. Paydaları aynı olanlara baktık. Şimdi payları aynı olanlara bakalım. 10 bölü 3. 10 bölü 7. Tonguç'um 10 lirayı evet. 3 parçaya bölürsen mi daha fazla alırsın? 10 lirayı 7 parçaya bölürsen mi daha fazla alırsın? 3 parça. Süpersin. İşte bak burada ters bir ilişki var.
paydası büyük olan daha küçük oluyor. O zaman bu daha büyüktür. 10 bölü 3 daha büyüktür diyoruz. O zaman ne yapıyoruz? Yine aynı şekilde büyüktür işareti koyuyoruz. 10 bölü 3 büyüktür 10 bölü 7. Çok enteresan değil mi? İnsanın aklına ilk başta 10 bölü 7 daha büyüktür aynen, hocam. Çünkü aynen. 7 daha var, 10 var falan filan. Ama halbuki alt tarafın bana büyük olması... Bana pasta örnekleriyle geliyor hocam. Karnım acıktı. Bizim için kötü bir şey diyoruz. Allah Allah, burada ne yapacağız? Patladık. 2 bölü 3, 10 bölü 15. Hiçbir şey aynı değil. Ne payda aynı ne payda. O zaman eşitleriz. Hiç sorun değil Tonguç Erhan benim. Hemen bunu 5'le genişletiyorum. Bunu 5'le genişlettiğim zaman 5 kere 2 10 eder. 5 kere 3 15 eder. 10 bölü 15. Hayda Tonguç. Hayda. 10 bölü 15, 15. Aynı şey çıktı. O zaman bunlar birbirlerine eşittir. Yani denk kesirlerdir. Unutmayalım Tonguç Evren benim. Denk kesirler eşittirler birbirine. Geldik bu zımbırtıya. Yine paydanı eşitlerim ki görelim zımbırtıyı. 2 kere 2 4 bölü 2 kere 5 10. Ya kardeşim 4 bölü 10 mu daha büyük? 3 bölü 10 mu daha büyük? 4 bölü 10. Süper zekli işte bu kadar. Büyüktür işaret. Hiç küçüktür çıkmadı görüyorsun. Hep büyüktür çıktı. Bravo diyorum sana. Evet, tebrik ediyorum seni. O zaman sorularımızı da yapmış olduk. Geldik doğal sayılarda işlem önceliği ve karesi ve kübü sorularına. Şimdi işlem önceliği dediğimiz şeyi öğrenmeden hemen hatırlayalım Tonguç'um. Neydi işlem önceliği kuralımız? Üpşt, üpşt. Aynen. Üpşt. Üpşt. Duydu. Üpşt neydi Tonguç'um? Üslü. Ondan sonra parantez. Hemen bunu hatırlayalım. Ondan sonra çarp böl. Çarp böl. Topla çıkardı. En son toplama çıkarma yaparız. O zaman üst sayılara başlayalım. Hemen üst sayıları yaparsak. 4'ün karesi. Ya 4'ün karesi nedir Allah aşkına? 4'ü kendisiyle çarp demekti. 4 çarpı 4. 2'nin 3. kuvveti. 2'yi 2 defa daha kendisiyle çarp. Dolayısıyla 3 kere yan yana çarp demekti. O zaman 4'ün karesi 4 kere 4. 16'dır Tonguç'um. Bölü. Bak aynı işlemi yazıyorum. Hiçbir şey değiştirmiyorum. Bunlar aynen kalıyor. 2 çarpı 2 4. 4 kere 2 8. 8. Artı bir de 5 var burada. Heh, soru bitti. Şimdi Tonguç'um artık yapmamız gereken şey. Artık üst sayıları yaptık mı? Yaptık, bitti. Parantezi var mı burada? Yok. O zaman geç bunu. Çarp bölme var mı? Evet var, bölme var. O zaman bölmeyi yaparız toplamadan önce. 8 artı 5'i toplamayız. İlk başta bölme yaparız. 16 bölü 8. 2'dir Tonguç evladım benim. O zaman bunun cevabını buraya yazdım. O zaman artı 5'i de vardı burada. 2 artı 5'te 7'dir cevabımız, 7'dir diyoruz. Geldik bu zımbırtıya. Hayda, gerçekten çok karışık bir soruya benziyor. Ama hiç zor değil. İlk başta üst sayıları yapmamız gerekiyor. O zaman 5'in 3. kuvveti neydi Tonguç'um? 5 çarpı 5 çarpı 5. 2'nin 2. kuvveti 2 çarpı 2'di. Hemen yerine koyalım. 5 çarpı 5 25. 25 çarpı 5 125. 125 eksi. Burada 10 vardı. Parantezi de vardı. Hiç unutmayalım. Çarpı. 2 kere 2 4. Buraya 4 yazdım. Aynı şeyi yazdım. Bak dikkat et. 125. Bak şunun yerine 125 yazdım. Eksi vardı, eksi yazdım. 10 vardı, 10 yazdım. Parantezi vardı, parantezi koydum. Çarpı vardı, çarpı yazdım. Sonra bu 252, 4 buldum, 4 yazdım. Bitti bu kadar. Sonrasında ilk başta üst üste yaptık. Şimdi parantez var. O zaman parantezi yapmamız gerekiyor. 125 eksi 10 kaç eder evladım benim? Tebrik ediyorum seni. 125 eksi 10, 115. 115 eder. Şimdi artık bunun da sonucunu bulup buraya yazdıktan sonra çarpı 4 vardı. 115 çarpı 4. Aman Allah'ım, çok büyük sayı. Aman Allah'ım. Kafadan yapalım mı Tonguç evladım bunu? Benim kafamı kullanmayalım ama. Bak evet, tebrik ediyorum. Bak 100'de, bak 115 ya bu. Bunu ayıralım parçalara. Bir 100 var, bir de 15 var değil mi Tonguç'um? 100 ile 4'ü çarparsak 400 eder. Bunu kafamda bir kenara yazalım. 10 ile 4'ü çarparsak 40 eder. 5 ile 4'ü çarparsak 20 eder. Bunların hepsini toplayalım kafadan. 400 artı 40 artı 20 60 eder. 460'tır sonucumuz Tonguç. Bravo diyorum sana. Geldik bu zımbırtıya. Aman Allah'ım, çok zor bir soru. Ama hemen bunun cevabı ne der Tonguç'um? 3 artı 2. 6. Ne diyorsun? 5. Tebrik ederim seni. 14 eksi 10. 4. Bravo diyorum sana. O zaman burada çarpma var, 4 kere 5. 20. Bölü de 5 var. 4. Bravo diyorum sana. Patladın. Hızlı yanlış. Hızlı taktiklerle çözüme ulaşabilirsiniz. Hayır işte patladın. Aa. Neden diyeceksin? Çünkü hiç işlem sırasına dikkat ettin mi? Bire dangoz evladım benim. Üst sayıda tamam yok burada. Parantez de yok tamam. Ama çarpma, bölme, toplama, çıkarmadan önce gelir. Yani sen burada toplama solda olduğu için yaparım diyemezsin. Hocam Türkçe soldan sağa okunur. Çarpma var, bölme var. Çarpmaları, bölmeleri yapmadan asla ve asla toplama çıkarma yapamazsın diyorum. Ve uyarımı son şeklinde veriyorum sana. Ve tekrar başlıyorum soruya. Şimdi ilk başta bunu yapmamız gerekiyor. 2 çarpı 14. Kaç eder Tonguç Evren benim? 28 eder. 10 bölü 5 kaç eder Tonguç Evren benim? 2 eder. O zaman tekrar yazıyorum bak. 3 artı. Bunun yerine artık 28 bulmuştum.
Eksi bunun yerine artık 2 bulmuştum. Hesap 3 artı 8. Bak ha, burada işlem sırası nedir? Toplama yapın, çıkarma yaparız. Güzel bir soru. Burada işlem... Yazı tura atarız orada. Ya, burada işlem sırası yok. Soldaki öncelikli yapılır. O yüzden 3 artı 28'i yaparsın Tonguç'um. Çünkü toplama çıkarmayla çarpma bölümü olsaydı karşılaştırabilirdik de toplama çıkarma kendi arasında kardeştir. O yüzden hiçbir öncelik yok. İlk başta gelen yapılır kardeşim. Yapacak bir şey yok. 3 artı 8, 28'i de toplarsak 31 eder. 2 çıkarsak 29 eder diyoruz. Cevabımızı 29 buluyoruz. Geldik sayı doğrusunda verilen ABC harflerinin kesir karşılıklarını bulun demiş. A artı B artı C işleminin sonucunu yazınız demiş. Yazalım. Yani bu sorularda şunu yapacağız. 0 burası, 1 burası. Ya 0 ile 1 arasında kaç parçaya bölmüş? Bakalım. Bak 1 tamı kaç parçaya bölmüş? 1, 2, 3, 4, 5. Kardeşim A sayısı nereye gelmiş? Buraya gelmiş. O zaman yukarıda 1 var. 1 tamı 5 parçaya böldüğü için A sayısı yerine ben 1 bölü 5 diyebilirim. Çünkü 5'te 1. 5 parçadan sadece bir tanesini ilerleyebilmiş arkadaşımız. Ama B'ye bakarsak yine 5 parça var 1 tamı böldüğü 0 ile 1 arasında. Ama bu sefer 1, 2, 3, 4 tane ilermiş. O zaman B'ye gidebilmek için 4'te 5, pardon 5'te 4 gitmemiz gerekiyor diyoruz. Geldik C'ye Tonguç'um. C birazcık karışık gibi gözükmesine rağmen halbuki çok basit. Daha ne yapıyoruz? Karışık. 1 ile 2 arasını 1, 2, 3, 4, 5 parça bölmüşüz. Tamam eyvallah. C'de kaça gelmişiz? 1, 2, 3, 4'e gelmişiz. O zaman C dediğimiz şey de 5'te 4'tür diyebilir miyiz Tonguç evladım benim? Evet. Patlarsın. Neden? Çünkü C 1 ile 2 arasında. 1 ile 2 arasında ise birden büyük bir sayı. Birden büyük olduğuna göre başına 1 tamı çakmak zorundasın Tonguç'um. 1 tam 4 bölü 5 demen gerekiyor. Bunlara bir şey söylemene gerek yok. Zaten 0 ile 1 arasında olduğu için. Ama burada 1 tam 4 bölü 5 şeklinde okumamız daha doğrudur diyoruz. Ve süper bir şekilde artık son sorumuza geldik. Artık bitiyoruz sorularımızı. Ödev vermeyecek misiniz hocam? Ödev de vereceğiz merak etme. Ödevi de vereceğiz. Çok iyi çalışacaksın. İşlemin sonucunu da ödemiş. Hemen paydanı eşitleriz. 3 kere 5, 15 olduğu için paydanı eşitlemek için 3 ile genişletiyorum. 3 kere 1, 3 bölü. 3 kere 5, 15 eksi. Bak her ikisini de çarpıyorum Tonguç payda eşitlerken. 2 bölü 15 zaten aynen vardı burada. O zaman Tonguç'um ne olur sonucu? 3 eksi 2? 1. 1. 15 eksi 15? 0. Patlarsın. Olmaz. Çünkü payda aynen kalma kuralı vardı. Paylar aynen kalır. Paylar çıkartılır. O zaman 15'te 1'dir sonucu evladım. Şimdi yapman gereken ödevi vermek istiyorum. 0'dan 5'e tüm dersler konu anlatımı soru bankasından Tonguç'um. Sayfalarını teker teker sana vereceğim. Bir kere ilk konulardan az çıkacağına inanıyorum. Yani... İlk sıcak mı hissediyorsunuz, soğuk mu hissediyorsunuz? Milyonlu sayıdan az çıkacağına inanıyorum. O yüzden bunları böyle yüzeysel bir şekilde tekrar edersen iyi olur. Ama milyonlu sayıları karşılaştırmadan belki çıkabilir sayfa 62'den. Örüntülerden çıkabilir soruda, sınavda. Kolay bir soru çıkabilir örüntülerden. Ondan sonra toplama çıkarmanın kurallarını çok iyi bilmemiz gerekiyor tabii ki. Ondan sonra zihinden toplama çıkarmaya da bakalım. Çarpma bölmeye de bakalım. Ama burada... Zihinden çarpma bölmede önemli Tonguç'un sınavda çıkabilir. Böyle kafa kısa yoldan bulunuz diye. Buradaki sorular çok önemli. Buradaki sorulara çok iyi çalışman gerekiyor Tonguç'um. Aynı zamanda doğal sayıların işleminin sonucunu tahmin etme dediğimiz şey de çıkabilir. Yani çarpma bölme toplama çıkarmanı nasıl tahmin ediyoruz çıkabilir. Ama dört işlem problemleri sınavda kesin gelecektir Tonguç'um. Sayfa 76 ve 77'ye çok iyi çalış. Ve aynı zamanda bir doğal sayının karesi ve kübü kesin gelecektir. 78 ve 79'a çok iyi çalış. Parantezli işlemlerde 80-81 ama kesirler zaten bu sınavdaki flash konumuz. Kesirlerden çok fazla soru gelecek. Malı o yüzden kesir. Çok iyi çalışmasın kesirlere. Birim kesir ne demek? Tam sayılı kesir, bileşik kesire nasıl dönüştürülüyor? Bunlar arasında dönüşümler sınavda çıkar. %100 çıkar. Ve denk kesirlerde işte sadeleştirme ve genişletmenin ne olduğunu çok iyi bilmen gerekiyor. Burada çok güzel örnekler verdik senin için. Sayfa 83-85'te Tonguç'um. Sıfırdan kitabımızı unutma, sıfırdan 5'e de. Aynı zamanda Tonguç'um kesirlerde hesaplamalarda işte sayfa 86 ve 87'de genel olarak problemli ağırlıklı gittik. Bir 3 bölü 5'i nedir, 2 bölü 6'sı nedir falan filan. Ve toplama çıkarmada da 88 ve 89'da lütfen çok iyi çalış. Yani nasıl toplanıyor, paylar eşleniyor mu, paylar eşlenmiyor mu ve benzeri 10'da da gösterilime girme. 89'a kadar lütfen çalış Tonguç'um. Sınavlarda çok iyi bir not al diyoruz. İnşallah hocam. Aynı zamanda Tonguç, hocanız geçtiyse 10'da da gösterilmeye olarak birazcık bakabilirsin diyoruz. Peki nereden nereye kadar? Zoru Bankamızdan da sana bir ödev vermek istiyorum. Zoru Bankamızdan çalışacağın yerler esas olarak
Sayfa 62'den başlıyor Tonguç'um, doğal sedadan. Örüntülerle devam ediyor. Doğal seda toplama çıkarma. Doğal seda kareleri, küpleri, dört işlem problemleri, sonra kesitler geliyor sayfa 74'ten itibaren. Buradaki zorlular birazcık zor. Lütfen bununla çok iyi çalışmaya çalış. Yapamadığın soruları tat uygulaması hemen çözebilirsin zaten. Kesitlerde hesaplamalarda 78-79 ve toplama çıkarma 80-81'e lütfen çok iyi bak Tonguç'um. Ondan sonra kesir problemleri ne bakabilirsin istersen, hocanız çok ilerlediyse 83'e kadar da çalışabilirsin diyoruz ve süper bir şekilde konumuzu almış olduk. Elinizi korkudan ısırmadınız hocam. Ödüllü sorumuzu yap bakalım, yorumlara yolla. Hadi bakalım evladım.